Caps'i de yeni senede bambaşka bir formayla izleyeceğiz. G2 formasıyla izleyeceğiz. Perks nişancı pozisyonuna geçti G2'da. Evet. Ve Caps orta koridor olarak G2, Caps, G2, Perks. Artık G2'da Batı'nın en iyi iki orta koridoru var. Oldukça ilginç bir durum. Arada rol değişirler mi acaba, ben onu merak ediyorum. Çok ihtimal vermiyorum ben. Ben de vermiyorum da hani bazen eğlenceli maçlarda, hani artık çok garantiledikleri maçlarda yapabilirler belki. Erken başladı Caps. Seros bunu beklemiyordu. Niko Velkoz eşleşmesi izleyeceğiz. Yasaklamalar da ekrana geldi. Elektrik de yani hiç fena bir tercih değil aslında. Çünkü çok rahat tetikleyebilirsiniz Niko ile birlikte. Bu arada Caps, Seros'un böyle cheese dediğimiz seçimlerini yasaklamış. Hı-hı. İşte Zix olsun, Heimerdinger olsun. Bir de Nasus yasaklamış. Nasus da gerçekten evet. Yetenek gücü kastığı zaman çok etkili oluyor. Ya Faker'ı zaten o tercih oynamıştı. Evet. Uzaktan hiç rakip şampiyon değil ama sadece eyle minyon biçiyordu. Yani Seros gidip geldi ama pek bir şey değiştirmedi gidip gelmesi. O da plazma ayrışmasıyla başlamamış. İçiye açılan yarıkla başlamış. Ya genelde o ilk dalga ittirmek için onunla başlıyorlar ama yani ilk seviyede sanki takasa nasıl girdiğiniz daha önemli ve Caps öyle çok iyi duruyor. İş çıkarıyor. Caps şu ana kadar yetenek atışı kaçırmadı zaten. Ve minyonda da bir üstünlük yakaladı ilk minyon dalgası itibariyle. Ama erken iki olan da Seros oldu. Burada minyonda Caps bunları alırsa öne geçecek. Bir tanesini almayı başardı. Çok böyle iki şampiyonun birbirinin yakınına girip de birbirini öldürmeye çalışacağı bir birebir değil bu. Tabii şampiyonlar yetenek gücüne dayalı olunca mana da bir şekilde oyuncuların kontrol etmesi gerekiyor. Oo, bu arada ben tam bunu dediğim anda Caps hiç acımadı ve girdi oraya. Hala öldürmeye çalışıyor Seros'u. En azından Seros'un can ne onun adı tam olarak bilmiyorum ama bana çıkan sorarsan mükafat. Evet. Hadi mükafatını aldı diyelim. Caps bu arada kartopuyla girmiş. Sıçrayla girdi şimdi Caps, Seros'a son vuruş. Bitirdi maçı. Yani gayet iyi, gayet baskın oynadı ve hiç fırsat bile vermedi Seros'a. Caps iyisin ama çalışman lazım demek ki yani fena bir omuzun ufak bir dokunuş yaptı. Tabii Caps bu turnuvayı kazanmak istiyor çok net biçimde, onu da söyleyelim.